19. sorumuz. X artı 1, Y eksi 3 ve Z eksi 2 iyonlarının elektron dizilişi ikinci periyot soy gazı ile aynıdır. Buna göre nötr halde X, Y ve Z element atomları için öncelikle ikinci periyot soy gazına benzeyen bu atomların periyodik cetveldeki yerlerini belirliyoruz. X elementi bir elektron verdiğinde ikinci periyot soy gazı ile aynı elektron düzenine sahipse üçüncü periyotun 1A grubu elementidir. Y elementi 3 elektron aldığında ikinci periyot soy gazı oluyorsa Y elementi ikinci periyotun 5A grubu elementi, Z elementi ise yine ikinci periyodun 6A grubu elementidir. İyonlaşma enerjilerinin sıralamasına geleceksek, iyonlaşma enerjisi aşağıdan yukarıya doğru, soldan da sağa doğru genellikle artan bir özelliktir. Genellikle dememizin nedeni 5A ile 6A arasında küresel simetriden kaynaklı olarak Y elementinin iyonlaşma enerjisi Z elementinden daha yüksek ve X elementi de Z elementinden daha düşük iyonlaşma enerjisine sahiptir. Bu durumda birinci öncülümüz yanlıştır. Atom çapı yörünge sayısına bakarak karar verdiğimiz bir özelliktir. X elementinin 3 tane yörüngesi olduğu için çapı en büyük olan X elementimizdir. Yine aynı şekilde X elementi 1A grubu metali olduğu için atomları arasında metalik bağ içerir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Elektronegatifliğe gelecek olursak, elektronegatifite sağa doğru artan bir özelliğimizdir. Bu durumda elektronegatifliği en yüksek olan elementimiz Y değil, Z elementidir. Bu bilgiler ışığında cevabımız 2 ve 3, yani denizlidir.